Herkese merhaba. Bugün yeni Ford Puma'yı inceleyeceğiz. Son inceleyenlerden biri olabilirim ama Puma'yı beğendim. Gelmişken inceleyelim dedim. Araç 1.0 EcoBoost 125 beygir otomatik versiyonu ST-Line donanımıyla 356.300 liralık bir fiyatı var. ST-Line donanımlı bir Puma. Ön tarafta hemen başlayalım. Biraz Macan'a benziyor Porsche. Onlar ama güzel tasarım, hoş yani. Burada piyano bilekli ızgaramız var. Full LED farlarımız var. Ters ışıkta kalıyoruz biraz ama aşağıda sis farlarımız var. Bu aracın rengi baya güzel. Nardo gri. Dışarıdan opak gibi gözüküyor ama metalik bir renk. Yan tarafta 215-50-18 alüminyum alaşımlı jantlarımız var. Eco Contact 6 ile gelmiş. Keşke premium kontak olsaydı. Ama güzel. Şurada ST-Line detaylarımız mevcut. Yan tasarımın geneli güzel. Ya biraz yüksek hatchback gibi SUV'den ziyade ama gayet güzel bir araç olmuş. Şöyle yan tasarımın geneline bakalım. Hoştur yani, ST-Line Ford'ları çok severim. Arka tasarımında LED stoplarımız mevcut. Aşağıda reflektörlerimiz ve park sensörümüz var. Altta gerçek bir egzoz çıkışımız mevcut difüzörde. Bu rengin neye benzediğini, ne rengi olduğunu hatırladım. Fiesta ST'deki renk çok hoş, çok yakışmış buna. Arkada Puma yazımız siyah tercih edilmiş. Ford logomuz burada. Bagajını açalım şöyle. Pandizot'la birlikte açılan bir bagajı var. Bagaj hacmi ekranda yazıyor yine. Burada bir 12 volt var. Askısı var. Bir havuz koymuşlar ama bir şey göstereceğim. Işığı var burada. Bagaj ışığı bir tık yüksek. Bagajı şöyle açacak olursak açamıyoruz. Altta havuzu var. Megabox diye bir 80 litrelik bir şey var. Bunun altında bir gider var. Göstereyim, hatta pasları koymuşlar ama gider var. Buraya su doldurarak vesaire ıslak kıyafetlerinizi falan koyabilirsiniz. Evet, bagajına genel olarak baktık. O detay çok güzel. Şurada askı gibi bir şeylerimiz var. Güzel bagajı. Burada plastiklere tutmak olurum. Yan tarafta depo kapağımız var burada. Benzinli bir araç zaten. Easy Fuel var bunlarda. Kapak olarak değil, pompayı sokuyorsunuz. Şöyle köpek balığı anten var. Arkaya doğru geçelim şöyle. Kapı üstlerinden başlayalım. Klasik B segmenti bir araç. Kapı üstleri sert. Burası deri kaplı. Bunun yumuşak olması güzel. Kolumuzu koyduğumuz zaman çok şey olmayız. Ufak bir gözümüz var ama bir su şişesi var zaten. Arkadaki insanlar çok burayı kullanmıyorlar. Yani çıkışı bir su şişesi yeterli. Cam kontrollerimiz de burada. Direkt böyle eli koyduğumuzda buraya gidecek şekilde. Bu araç ST-Line olduğu için deri kumaş koltuklarımız var. Koltuklar gayet güzel. Kırmızı dikişli detaylar vesairesi var. Şimdi şöyle arkaya doğru geçelim. Bu koltuk biraz geride. Burada bir 3 parmak mesafe var. Ben bu kadar geri gelmem. Şunu öne alayım biraz. Desem bir karış falan. Ben rahat otururum arkada yani. Siyah bir tavanımız var. Işığımızı da yakalım. Siyah tavan çok seviyorum ben. Şimdi bir şey fark ettim. Arkada tutamak yok ama yani çok bir dert olacağını düşünmüyorum. Burada filelerimiz var. Koltuğun arkasında böyle bir oyuk yapıldığı için rahat koltuk. Yani diz mesafesini arttırıyor. Koltuklar gelen anlamıyla rahat. Aşağıda bir herhangi havalandırmamız yok. Bir gözümüz var burada. Şaft tüneli çok yüksek değil. Ortada bir yolcu ama biraz zorda kalırsa oturur. Çünkü birazcık omuz mesafesi kısa. Burada herhangi bir kol dayaması yok. Yine bir SUV olduğu belli ediyor. Ben de ortaya doğru geçeyim. Orta koltuklar ama rahatmış. Arkadan öne genel bakışta böyle bir sürü kırmızı detaylar, etli direksiyon vesaire ST'den göndermeleriyle. Siyah tavan dediğim gibi çok iyi ya. Öne doğru yavaştan geçelim. Ön kapıyı açtık. Burası deri kaplı. Burası biraz sert ama tuttuğumuz yerlerin deri olması güzel. Burada katlanan aynalarımız mevcut. Sağa sola yere
Arka cam kilidi var. Arka çocuk kilidi elektronik değil. Şurası, ya ben şuraya biraz takığım. Her arabada buraya elim gidiyor. Burası sert, keşke yumuşak olsaydı. Kapı gözümüz gayet geniş, ferah, rahat ve büyük. Burada şişe koy, yani dik koyacağımız bir şey yok ama yatay rahatlıkla koyabiliriz. Ön koltuklarımızı şöyle bakacak olursak, burada manuel bel desteğimiz, yükseklik ve sırtlık ayarımız mevcut. Belde yan destekleri de gayet böyle saracak şekilde. İçeriye doğru geçelim. Şu kapıyı kapatalım. İçerisi gayet sessiz. Sessiz bir iç mekanı var. Fiesta'dan gördüğümüz direksiyon. Burada kırmızı dikişli detaylarımız ve derikli deriyle sportif bir hava katılmış. Burada şerit takip özelliğinin ayarını görüyorsunuz. Bak bu güzelmiş. Burada bizi bir Puma karşılıyor. Burada Ford'lardan alıştığımız far kontrollerimiz mevcut. Sis farlarımızın ayarları var. Burada bir göz yok. Direksiyonun üzerinden hız sabitlemenin ayarlarını yapabiliyoruz ve yol bilgisayarı kontrollerimiz mevcut. Bluetooth kontrolleri de buradan yapılıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma mevcut zaten. Ekranımız, kısalım da telif yemeyelim. Ekranın içi de yine ekrana yazıyorum. Sync 3 gayet güzel çalışıyor. Ford'un Sync 2'si de güzeldir. Onun dokunmatiği biraz yavaş çalışır. Sync 3'te o sorun da çözülmüş. Gerçekten çok hızlı çalışıyor. Mesela basıyorum. Navigasyon var bu araçta. Gördüğünüz gibi. Dokunmatik hassasiyeti, hızı vesairesi güzel. Aşağı indiğimizde dörtlü butonumuz ve havalandırma üfleşlerimiz mevcut. Tek yönlü dijital bir klimamız mevcut ve otomatik özelliği de var. Burada bir derin bir gözümüz var. Kablosuz şarj özelliği var bu gözde. Burada bir USB çıkışı ve 12 volt çakmaklık soketi kullanılmış. Bu arada SD Line olduğu için alüminyum pedallar var. Onu da söyleyeyim. 7 ileri çift kavramalı bir şanzımanı var. Topuz biraz, yani topuz ve el freni değişseymiş, Focus'taki topuz gelseymiş mesela buraya kontrolcü, çok güzel olurmuş. El freni de manuel. El freni manuel olması çok büyük bir dert mi? Yok değil. Bir indiriyorsun, kaldırıyorsun. Sıkıntı yok onda. Bu da güzel deri detaylarla, kırmızı dikişli detaylarla deri bir el freni. Burada bir gözümüz var. Anahtarımızı koyabileceğimiz. Burada bir kart koyabileceğimiz. Modlar arasında geçiş yapacağımız. ESP'yi ve start stopu kapatacağımız. Çekiş kontrolü. ESP değil. Butonlarımız mevcut. Bu tarafta iki bardaklığımız var. Ortada küçük bir göz var. Kol dayamamızda güzel iki katlı bir kol dayaması var. Derinliği de gayet iyi. İçinde de bir Type-C çıkışı mevcut. Kol dayamanın ileri geri ayarı yok ama böyle yukarıya doğru Bang & Olufsen ses sistemi var bu arada arabada. Yukarıya doğru gelecek olursak ışıklı makyaj aynalarımız mevcut. SOS tuşumuz. Aydınlatmalarımız ve kararan iç dikiz aynamız mevcut. Ortada Bang & Olufsen'ın surround hoparlörü var. Malzeme kalitesi güzel. Yani sert üstü yumuşak kaplı güzel malzeme kalitesi var. Torpido gözüne bakalım şöyle. Burada da güzel karbon detaylar var ha. Torpido gözünde ikinci bir raf var. Burada gayet güzel küllüğünü falan koymuşlar. Güzel bir raf. Sağ kapıyla bu kapı aynı. Sağ kapıda ek bir göz var sadece. Böyle dışarı çıkalım yavaştan. Kapanış yapalım. Evet, bugün Ford Puma'yı inceledik birlikte. B SUV segmentindeki en geniş veya en büyük araba değil ancak gayet tercih edilisi tarz tasarımı olan bir araç. Bu biraz şeye hitap ediyor. Yeni evli iki kişi ya da bir çocuğu olan üç kişi ailelere hitap eden tarzı güzel olan hoş bir araç. Açıkçası fiyatına göre biraz fiyat fazlalığı var ama GT Line'de 2008 almaya kalktığınızda da yine bu rakamları ödemeniz gerekiyor. Tamamen tercih meselesi. Bu da tercih edilebilir. Gayet kaliteli, hoş bir araç olmuş. Benim hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.